Evet, bugün sabah saatleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hizbullah kanadından saldırı geldi. Ciddi bir saldırı. 320'den fazla roket ateşlendi ve İsrail'in kuzeyinde bazı noktalar hedef alındı. Bunlar Kiryat Şimona, Celile, Nahariye bölgeleri hedef alındı. Bu saldırı Hizbullah şöyle nitelendiriyor bu saldırıyı. Fuat Şükrü'nün intikamının ilk etabı diye nitelendiriyor. Bunu söyleyelim. Yani o Fuat Şükrü'nün suikastinin ardından, Hizbullah'ın üst düzey komutanının öldürülmesinin ardından bir intikam çağrısı yapmıştı. Onun ilk etabının bu olduğunu söylüyor Hizbullah kanadı. Ve şunu da söyleyelim, bu şu ana kadar bu bölgede Hizbullah kanadından yapılan en ciddi, en fazla peş peşe yapılan roketli saldırı. Ama burada dikkat edilmesi gereken, altı çizilmesi gereken bir husus var. Özellikle Hizbullah bu saldırıyı yapmadan önce, yarım saat önce İsrail kanadından bir saldırı gerçekleşiyor Lübnan'ın güneyindeki noktalara ve burada da roket sahaları, füze ateşleme sahaları hedef alınıyor. Bunu özellikle belirtelim. Yani yine istihbarati bir bilgi sızdığını söyleyebiliriz. İsrail Hizbullah'ın saldırısı öncesi harekete geçti. Bölgede kasabalara hedef aldı. Yine Hizbullah'ın kontrolünde olan noktalara hedef aldı. Akabinde de dakikalar sonra da saldırı gerçekleşti. 320'den fazla roket diyoruz. Katyuşa roketleriyle birlikte yapılan saldırı. Hizbullah bunu Fuat Şükrü'nün intikamı olarak nitelendiriyor. Ve bu saldırılarda yaralı ve ölü bilgisi paylaşılmış değil. Bunu söyleyelim. Yine aynı noktalar hedef alındı. Askeri noktalar, İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalar zaman zaman da yerleşim alanlarının bulunduğu ama o tahliye edilen alanlara düşüşler, roketlerin düştüğünü söyleyelim. Şimdi akabinde ne oluyor bu bölgede? İsrail kanadından bu bölgede savaş uçaklarını duyabiliyorsunuz ve dolayısıyla onlar da şu an itibariyle yine Lübnan'ın güneyinde teyakkuz halindeler. Karşılıklı olarak bugün tansiyon yüksek bölgede ve her iki kanatta birbirine karşılık verdi bugün. Ama Hizbullah'ın buradaki saldırısı ciddi boyuttaydı. 320'den fazla roketli saldırı. Gün içerisinde İsrail buna karşılık verecek mi? Verirse ne gibi bir karşılık verecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz Tunç Arslan'a. Ümit, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz size. Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger'le birlikte izlemiştik. Sayın Ülger, bu gece boyunca devam eden karşılıklı çatışmayı, karşılıklı savaş oyunlarını nasıl değerlendirdiniz? Özellikle Hizbullah'ın geride bıraktığımız günlerde, haftalarda hatta çok üstten intikam mesajları verdiğini, hatta İsrail'in çok kritik noktalarının hedef alınacağını duyurduğu, ilan ettiği açıklamalar vardı. Ve bunun ardından da bu misilleme geldi diyelim. Fuat Şükrü'nün intikamının ilk etabı başlığı altında. Beklentileri karşılayan bir girişim mi Hizbullah tarafından? Şimdi tabii yapılan resmi Hizbullah'ın açıklamasında ilk aşama olarak bunun nitelendirildiğini görüyoruz. Acaba düşük yoğunluklu çatışmadan bir sapma mı yaşanıyor? Hakikaten Hizbullah tüm kapasitesini kullanmaya karar mı verdi? Bunu anlamak için henüz erken. Fakat eskiye kıyasla bir kademe daha çatışmanın tırmandığını söylemek mümkün. İsrail topyekün bir çatışma tehlikesine karşı önleyici savaş perspektifinden saldırı yapmaya hazırlanıyor. Başlangıçtan bugüne kadar çatışmalar kontrol edilebilir bir seviyede tutuldu. Taraflar özellikle buna itina gösterdiler. Hizbullah'ın açıklamalarında da İran etkisini görmek mümkün. Hasan Nasrallah değişik tarihlerde yaptığı tüm açıklamalarda acıtıcı, İsrail'in canını yakıcı bir cevap vereceklerini söyledi. Fakat şu ana kadar bu yönde bir şu ana kadar son 320 hava unsurunun gönderilmesine kadar bu kadar yoğun bir saldırıya tanık olunmadı. Acaba şimdi İsrail'e karşı topyekün total bir savaşın ilk aşaması mı bu? Bir de şöyle düşünmüş olabilirler. Yani bir kademe daha yukarıya taşıma niyeti olmakla birlikte
Nasrallah, yani Hizbullah'ın lideri, Hizbullah bir bütün olarak şeytan azapta gerek diye İsrail'i sürekli böyle saldırıya açık, saldırı beklentisi içerisinde olan, psikolojik olarak yıpranmış vaziyette tutma stratejisini izleyebilirler. Şu ana kadar yapılanlar eğer bu iş konusunda bizim angajmanımızı çok düşük olduğunu gösteriyorsa, bunu bir kademe daha yukarıya taşıma kararlılığındayız. Şimdi buradan bir tırmanma yaşanacak mı? Hala ben Gazze Savaşı'nın en başından beri olan düşük yoğunluklu çatışma modunun dışına çıkıldığı kanaatinde değilim. Evet, belki de test ediyor demir kubbenin belli bölgelerine yoğun saldırı yapıldığı takdirde nasıl bir reaksiyon ortaya çıkacak ve bilinçli olarak da yerleşim birimleri değil de daha çok nüfusun olmadığı alanların tercih edildiği anlaşılıyor. Şu an 320 hava unsurunun ne kadarının yerleşim birimlerine yönelik olarak ateşlendiği belirsizliğini koruyor. Bence test yapma ihtimali de güçlü. Belki evet. Topyekün, total bir saldırı için Hizbullah bir test yapıyor diye bunu okumak mümkün. Evet. Sayın Ülger, peki Hizbullah'ın harekete geçmesi haberini alan İsrail, Hizbullah'tan yarım saat önce ateş etmeye başlıyor. Yani bir istihbarat zafiyeti Hizbullah için diyebiliriz ya da İsrail için istihbarat başarısı mı diyebiliriz? Ne dersiniz? Şimdi İsrail henüz daha yani klasik olarak belli periyotlarda zaten Hizbullah mevzilerini belli aralıklarla vuruyor. Fakat buna topyekün bir cevap verebilmiş değil. Ben haber aldıkları kanaatında değilim. Fakat bir teyakkuza geçme hali var. Çünkü sizin güvenliğinizi koruyoruz. Bu konuda kararlıyız. Halkın bir taraftan da hükümetiniz, ordunuz sizin için çalışıyor diye teskin edilmesi gerekiyor. Rehineler de geri dönecek. Bu Lübnan sınırında bulundukları bölgeleri güvenlik sebebiyle terk edenlerin de tekrar o bölgelere yerleşmesi için çaba gayret içerisindeyiz. Hükümet ve ordu çalışıyor. İsrail bu mesajı vermeye çalışıyor. Bunun arkasını doldurabilecek mi? Bundan çok emin değilim. Evet. Şu ana kadar hala düşük yoğunluklu çatışma sınırları içerisinde bir kademe daha yukarıya bunun çıktığını söyleyebiliriz. Evet. Bu arada gazeteci Sayın Zeki Gümüş de yayınımıza dahil oldu. Zeki Bey, günaydın. İyi hafta sonları. Günaydın. İyi pazarlar Tunç Bey. Teşekkür ederim Zeki Bey. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Amerikalı mevkidaşını da arayıp Lübnan'a önleyici saldırı hakkında bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'e dedi ki kendini koru, biz senin arkandayız dedi. Ama tabloya baktığımız zaman da sanki yine Nisan ayındaki yaşananlar gibi böyle bir danışıklı dövüş, dostlar alışverişte görsün, kamuoyunun ağzına bir parmak bal çalalım edasıyla çok da stratejik noktaların vurulmadığı, bombaların boş araziye, yerleşim yerlerinden özellikle uzaklara düştüğü bir tablo var ortada. Yani havanda su dövmüş gibi bir durum var. Ne dersiniz bu yaşananı, bu gece yaşananı siz nasıl değerlendirdiniz? Tabii ki İsrail'de yayınlanan bir haber de vardı. Biraz önce biliyorsunuz çok mizahi bir çerçevede değerlendirdim ben. Yani Hizbullah'ın saldırıları sonucunda tavuk kümeslerinin yangın çıkardığı ile ilgili bir haber yayınladı biraz önce İsrail medyası da. Yani psikolojik bir savaş da aynı zamanda yürütülüyor propaganda savaşında. İsrail'in her zamanki yaptığı bir şey. Biraz önce de bir açıklama daha yapmıştı biliyorsunuz. İşte üniversiteler normal hayatlarına devam edecekler, normal çalışmalarına devam edecekler ama sınavlar ertelenecek şeklinde. Aha. Hani Ağustos ayında nasıl bir sınav olduğunu da aslına bakarsanız ben düşünemiyorum. Yani tamam belki bir iki tane işte bir bütünleme şeklinde falan olabilir ama hani İsrail burada aynı zamanda bir psikolojik savaş da götürüyor ve halkına şu mesajı veriyor. Merak etmeyin siz, yani basındaki yer alan haberler de bunun içerisinde dahil olmak üzere merak etmeyin, güven içerisindesiniz. İşte bu şekilde Hizbullah'ın saldırılarını biz karşılarız şeklinde ama bir yandan da bir korku devam ediyor. Hem Netanyahu
hem de kabinesinde. İşte galantlıyorsunuz, Amerika'yı arıyor. Amerika'dan izin alıyor tekrar. O her zaman olduğu gibi bizim alışık olduğumuz diyalogları tekrar ediyor. Sizin koruma hakkınız var şeklinde devam ediyor. Ama bunlara baktığımız zaman bu geceki olay birazcık daha diğerlerinden farklı. Neden farklı? Hani işte Hizbullah'ın bir takım atışları oluyordu. İsrail'in de karşılıkları oluyordu. Yani bugün 320 tane atış yapıldı Hizbullah tarafından. Ve İsrail'in teyakkuza geçtiğini görüyoruz. Ben Gurion havaalanı sivil uçuşlara kapatıldı. Tamam, sivil uçuşlar yani belki de çok daha dikkat edilmesi gereken önemli kurallarla ve şeylerle gidiyor, şartlarla yürüyor ama yani sonuç itibariyle burada işte saat 4'e kadar uçuşların kapalı olması bir takım şeylerin olduğunu gösteriyor. İlk önce işte dediler saat 7'de bir toplantı yapılacak dediler Netanyahu tarafından. Yerel saatte 7'de. Evet, sonra yerel zaten aynı saatteyiz bildiğim kadarıyla. 7'deki görüşme 11'e ertelendi. Ama aralarındaki bir telefon diplomasisi, bir telefon görüşmesi yapılmış ki bir takım karşılıklar veriliyor ve bazı kararlar alınıyor. İşte Galant tutuyor, Amerika'yı arıyor. Ama burada benim anlamadığım taraf Hizbullah'ın işte buna şöyle bir açıklaması beni çok şaşırttı. Bu işte Fuat Şükrü'nün karşılığı olarak bir misilleme olarak biz bunu yaptık şeklinde bir açıklaması. Hani eğer bunun bir misilleme olarak yaptıysanız benim söyleyeceğim tek şey var. Daha fare doğurdu diye şeklinde söyleyebilirim. Burada işte İsrail'in istihbarat çalışmaları, istihbarat faaliyetlerinin çok güçlü olduğunu da görüyoruz. Zaten ta başından beri bunu görüyoruz. İşte hem Fuat Şükrü'nün öldürülmesi, ondan sonra işte yine komutanlarından işte Ali Cemalettin'in öldürülmesi, İran tarafında da aynı şekilde. İsrail aynı zamanda bir istihbarat çalışması da yürüttüğünü görebiliyoruz. Ama Hizbullah ekseninde ve İran ekseninde bunun tam da böyle olmadığını, istihbarat konusunda çok eksik olduklarını rahat bir şekilde görüyoruz Tunç Bey. Evet. İrfan Hocam şöyle devam edelim. Şimdi bir yanda ateşkes görüşmelerinin sürdüğü bir dilim var. Bir yanda da İsrail'in hem Gazze'de çatışmalara, insan öldürmeye devam ettiği bir durum var. Hem de şimdi bir de Hizbullah'la karşılıklı roket oyunu var. Şimdi bu koşullarda bu ateşkes, bu barış nasıl gelecek? Gelebilecek mi? Bir ateşkes sağlanması için baskı, özellikle Netanyahu'ya, İsrail'e baskı yoğunlaşmış durumda. ABD çelişkili tavır tutum içerisinde olsa da hakikaten şu an bölgede kendi global çıkarları için silahların susmasını istiyor. Burada barışın önünde, ateşkesin önünde tek engelin Netanyahu olduğu gözüküyor. İlave koşullar öne sürerek ateşkes müzakerelerini baltalıyor, provoke ediyor. Hamas işte yaptığı açıklamada 2 Temmuz'da bize sunulan 3 aşamalı, 3 defa 6 haftalık barış planı temelinde bir uzlaşı sağlanması mümkün. Biz hala o noktadayız. Evet. Şimdi Yahya Sinvar'ın, Hamas askeri komutanının, Hamas siyasi büro başkanı, Hamas lideri seçilmesi ilk anda İsrail'i tedirgin etmişti. Ama Yahya Sinvar müzakerelerin, ateşkes görüşmelerinin devamı yönünde tercih kullandı. İşte tam bu aşamada Netanyahu'nun İlave koşullar beyan ederek ateşkes sürecini kilitlediğini, tıkadığını görüyoruz. Bizzat kendi partisi içerisinden dahi eleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun tutumu İsrail'e zarar veriyor diyor. Yine askerler ve muhalefet partileri barış müzakerelerinde İsrail hükümetinin işi çıkmaza soktuğu kanaatinde, dışarıdaki genel gözlemin de ortak olarak ileri sürdüğü husus bu. Mesela neler yaptı diye baktığımızda daha önceki barış teklifinde, ateşkes teklifinde olmayan yeni maddeler getirdi. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı haline de geldi önceki teklif.
3 aşağı 5 yukarı içeriyor. Şimdi o teklife baktığımızda netice olarak Güvenlik Konseyi kararı perspektifinden baktığımızda İsrail bu bölgeden tamamen çekilecek. Rehinelerin tamamı serbest bırakılacak ve yerlerinden edilen halk tekrar eski bölgelerine dönecekler. Bunlara insani yardım yapılacak. Güvenlik Konseyi kararı ana hatlarıyla buydu ve bunun temelinde önceden sağlanan 3 aşamalı 6 haftalık öneri vardı. Hamas hala aynı yerde fakat Netanyahu'nun ilave olarak kuzeyden güneye daimi bir koridor, Netzarim koridoru, geçişleri denetleme diye bir kural getirdiğini görüyoruz. Sonra Selahattin koridoru yahut da Philadelphia koridoru denilen Mısır sınırını tamamen kontrol etmeyi, bu bizim en asgari koşulumuzdur şeklinde öne çıkarttığını görüyoruz. Sonra rehinelerin, serbest bırakılacak rehinelerin karşılığında İsrail ceza ve tutuk evlerindeki bazı kişilere veto uygulaması, blokaj uygulaması, bazı kişilerin, Filistinlilerin Gazze'den ve Batı Şeria'dan sürgüne gönderilmesi hususunda ısrarcı olması ve en önemli madde de şu, Netanyahu'nun sürekli olarak müzakerelerde öne çıkardığı, eğer güvendiğimiz için bir ateşkes sonrasında bir tehlike, tehdit olduğunu vehmedersek, düşünürsek bizim projelerimize göre Gazze'de hala bir tehlike varsa o takdirde bunu bertaraf etmek için harekete geçme hakkına sahip olmalıyız.